Herkese merhabalar arkadaşlar. Bitcoin için teknik ve temel değerlendirmeler yaptım. Aynı zamanda güncel haberlerden bahsettiğim kanalıma hoş geldiniz. Başlamadan önce hep söylediğim gibi bu kanalda duyacağınız hiçbir şey bir yatırım tavsiyesi değildir. Öyle algılanmamalıdır. Söylediğim her şey tamamen şahsi görüşlerime dayanmaktadır. Hiçbir bağlayıcılığı yoktur. Bunu söyledikten sonra hemen tablolarıma geçmek istiyorum. CoinMarketCap'e göre şu anda piyasa kapitülasyonumuzun 196 milyar dolar civarında olduğunu görüyorum. Bunun 125 milyar dolarlık kısmı Bitcoin'de, Bitcoin dominansımızın da %64 civarında olduğunu görüyorum. Dünle hem market kapitülasyonun hem de Bitcoin dominansın aynı olduğunu görüyoruz. Meseriye geçersek 10 tane borsadaki gerçek hacmin, 24 saatlik gerçek hacmin 900 milyon dolar olduğunu görüyoruz. Bu evet 1 milyar dolarlık sınırımın altında ama hafta sonu için iyi bir hacim. Şu anda hafta sonunda da insanlar trade etmeye devam ediyor demek. Vadeli piyasalara baktığımızda şu anda 3 tane vadeli borsasında shortların yüksek olduğunu, 2 tane vadeli borsasında longların yüksek olduğunu görüyorum. Ama en yüksek değer %51,84 olduğu için şu anda halen kararsızlığın hakim olduğunu, ortada olunduğunu görüyorum. Yani short pozisyon açanlarla long pozisyon açanlar hemen hemen eş değer. Dolayısıyla şu anda herhangi birinin baskın olduğunu söylemek mümkün değil. Teknik analiz tarafına geçersek hemen hemen 4 gündür içinde olduğumuz benim Golden Pocket olarak söylediğim direnç alanından dün itibariyle çıktık. Çıktığımızı dünkü videoda söylemiştim ama günlük mum kapanmadan teyit edemeyiz demiştim. Günlük mum hemen hemen 6871'de kapandı. Dolayısıyla buradan reddedildiğimiz teyit edilmiş oldu. Bununla beraber şunu söylemeliyim ki oradan reddedildiğimiz doğru, o seviyeden reddedildik ama benim hemen hemen 2-2,5 hafta izlediğim ve sonunda 2,5 hafta 18. günün sonunda kırılan direnç alanının 6600 7000 direnç alanının şu alandan bahsediyorum. Bu alanın içine girdiğimizi tekrar görüyorum Bitcoin'de. Dirençler kırıldıktan sonra desteğe dönüşürler. Yani şu anda dolayısıyla 7000-6600 aralığı, 6600'ün altında günlük mum kapatmadığımız sürece destek olarak algılayacağım bir alan. Dolayısıyla ve kuvvetli de bir destek. 2,5 hafta Bitcoin'i bu alanlarda tutmuştu. Kuvvetli bir destek bu. 6600'ün altında mum kapatmadıkça tekrar söylüyorum buradaki fiyat hareketinin yukarı gidebileceğini düşünürüm. Yukarıda değişmeyen direnç alanım 8200, 7800. Dün söylediğim gibi aşağıdaki nihai hedefim 5800-5000 aralığı, burada 5400-5000 aralığına daha çok ağırlık veriyorum, onu da söylemeliyim. Aşağıda 5000 alanı kırılmadıkça fikrim değişmez. Yukarıda da 8200 alanı kırılmadıkça fikrim değişmez. Kısa vadede bu alanlar içindeki her türlü hareket benim açımdan mümkündür. Bunu da söyledikten sonra formasyonlara geçmek istiyorum. Uzun zamandır bahsettiğim Rising Wedge formasyonunu dün itibariyle kırdık. Ama dün de söylemiştim. Kırılmayı hem kırılmadaki mumu hem de ondan sonraki mumu takip eden bir hacim olmadı. Şu anda halen daha stabil hareketler gösteriyor Bitcoin. Dolayısıyla bu formasyonun buna baktığımda Rising Wedge olmama ihtimalini daha yüksek görüyorum. Yani şu anda muhtemelen bu bir Rising Wedge değildi içinde olduğumuz formasyon. Dolayısıyla da kırmadık. Kırsaydık çünkü bu kadar uzun vadeli devam eden bir Rising Wedge'de hacim görürdük. Hacimden kastım ne? Bir tane örnek göstereceğim size bu tabloda. Ne demek istediğimi anlamanız için. Nasıl bir hacim beklediğimi anlamanız için daha doğrusu. Mesela bakın, Temmuz ayında yakaladığımız 14.000 seviyesinden aşağıya doğru da bir buna descending triangle diyoruz. Yani alçalan üçgen olarak Türkçeleştiriliyor. Descending triangle hemen hemen şöyle trend hattı.
Şurası bir formasyon, direnç alanları ve destek alanları içinde fiyat hareket ediyor. Dikkat ederseniz bakın, alanı kırdığımız yerde, bir dakika şöyle göstermek istiyorum size, biraz daha küçülteyim. Alanı kırdığımız yer burası. Formasyonu kırdığımız yer. Gördüğümüz hacim şu kırmızı çizgi. Onu dünkü hacimle mukayese etmek için şöyle bir çizgi çiziyorum. Aradaki farkı görmeniz için. Genelde bu tip formasyonlardan çıkış bu tip hacimlerle oluyor. Burada böyle bir hacim görmediğim için bu Rising Wedge'i de, daha önceki Ascending Wedge'i de biliyorsunuz hacim görmediğim için rafa kaldırmıştım. Bu formasyonda rafa kaldırıyorum. Bundan sonraki bölümlerde bahsetmeyeceğim. Gelelim ayı bayrağı formasyonumuza. Ayı bayrağı formasyonunun da kırıldığı alan itibariyle bir önceki Rising Wedge'den pek bir farkı yok. Ama bunda bir revize yapılabileceğini düşünüyorum ben. Nasıl bir revize bu? Onu da hemen anlatayım. Bana göre bir önceki ayı yani ayı bayrağı formasyonun içinde olma ihtimalimiz benim için devam ediyor. Ama seviyelerde değişiklikler olduğunu düşünüyorum. Şöyle bir seviye. Yani yeni ayı bayrağı formasyonumun şöyle olmasını daha sağlıklı görüyorum. Burada bu formasyonun eğer bugün kırarsak 6600 seviyesinde, yarın da aynı, hemen hemen o seviyelerde şu alandan kıracağız. 6600-6700 aralığından kıracağız. İlk her zaman gösterdiğim paralel destek tablomda da 6600 alt sınır olduğu için bu formasyonun çok daha muhtemel olduğunu düşünüyorum. Yani ayı formasyonu görüşüm devam ediyor. Ancak ayı bayrağı formasyonumda sadece seviyeleri güncelledim. Bu seviyelerin daha gerçekçi olduğunu düşünüyorum. Teknikte bunları söyledikten sonra haber bölümüme geçmek istiyorum. Visa'nın yeni bir startup firması olan, startup yeni piyasaya giren firmalara deniyor. Fold isimli firmayla ortak bir şekilde debit kart, yani bir banka kartı çıkartma projesi olduğunu söylüyor bu haber. Bizi alakadar eden tarafı şu: normalde hem kredi kartlarında hem banka kartlarında biliyorsunuz Türkçe'de bonus olarak söylenen bazı ödüllendirme programları var. Burada ise normalde klasik hep bu ödüllendirme programları, bonuslar itibari para, yani Türkiye için TL ile veya işte havayolu şirketlerinden alacağımız millerle veriliyordu. Burada farklı olan bu projede bu ödüllerin Bitcoin ile verilecek olması. Hemen hemen Temmuz ayında piyasaya çıkması planlanıyormuş. Visa zaten uzak bir sektör temsilcisi değil. Bitcoin sektörü açısından söylüyorum. Nisan 2019'da da Coinbase borsasıyla beraber geliştirdikleri bir debit kart, bir banka kartı projesi vardı. Şu anda Coinbase'in çıkarttığı bu kart Coinbase kart diye geçiyor. Şu anda hali hazırda Amerika'da zaten kullanılıyor kripto holderlar tarafından. Biraz önce bahsettiğim işte sektör temsilcileri, finans sektörünün önemli temsilcileri, bunların hepsi biliyorsunuz belli komisyonlarla işlem yapan aracı firmalar. Bitcoin'in uzun vadede, işte bu söyleyeceğim mesela her programın başında söylediğim temel analize konu bir şey, temel bir değer, buna fundamental deniyor. Zaten bu tip analizlere de fundamental analysis deniyor. Bu Bitcoin'in çok kuvvetli olduğu bir alan, çok temel bir alan. Bugün bir tweet atmış MM Crypto Chris, 1.1 milyar dolar veya 1 milyar 100 milyon dolarlık Bitcoin'in iki Bitcoin adresi arasında sadece ve sadece 0.69 dolarlık, yani 69 centlik bir maliyetle gönderildiğini söylüyor. Yani hepimiz netice itibariyle finansal sistemin içindeyiz. Hepimiz dijital bankacılık kullanıyoruz. Bilgisayarlarımızın karşısında EFT havale işlemleri yapıyoruz. BDDK'nın son yaptığı uygulamada 1000
TL'nin altındaki EFT transferlerinde 5 liralık bir üst limit koydu. Yani ortalama bankalar 5 liralık bir komisyon talep edebiliyorlar 1000 TL'nin altındaki transferlerde. Burada 1.1 milyar dolarlık bir transferin hemen hemen 5 TL'ye yapılmasından bahsediyorum. Çok ekstrem bir fark bu. İşte Bitcoin'in neden geleceği olduğuna inandığımızın önemli sebeplerinden bir tanesi bu. Bir de komik, aslına bakarsanız trajikomik bir viral olmuş bir tweet'i göstermek istiyorum size. Desk Jockey diye bir Twitter kullanıcısı atmış bu tweet'i. Bayağı bir viral oldu, çok popüler oldu. I can't stop looking at this demiş. Yani buna bakmadan duramıyorum. Bu bir yani ekran görüntüsü. Arkada Dow Endüstri Endeksinin en iyi haftası. 1938'den beri en iyi haftası diyor arkadaki yeşil ekranda. Gerçekten de öyle oldu Dow'da. Bu geçtiğimiz hafta çok kuvvetliydi Dow'un hareketi. Dow Endüstri Endeksinde hangi firmalar var? Dow Endüstri Endeksinde aklıma ilk gelenleri söyleyeyim. Coca-Cola var, Exxon Mobil var, Walt Disney var, Walmart var. Devasa firmalar var. Ama ekran görüntüsünün ön tarafına bakarsanız more than, burada Türkçesini hemen söyleyeceğim, 16 milyon Amerikalının 3 haftalık süreçte işsiz kaldığı bir alt yazı geçiyor aynı ekran görüntüsünde. 3 haftadır 3 hafta önce her perşembe açıklanan işsizlik maaşı başvurularında 3 hafta önce 6.6 milyonluk bir talep olmuştu. 2 hafta önce 3.2 milyonluk bir talep olmuştu. Bu geçtiğimiz hafta 6 milyonluk yine bir talep oldu. Bunlar işsiz kalan insanlar, işsizlik maaşına başvuruyorlar zaruri ihtiyaçlarını karşılamak için. Böyle bir ortamda Amerikan ekonomisinin nişanesi kabul edilen endekslerden birinci veya ikinci, bu tartışılır, S&P ve Dow var biliyorsunuz. Bütün Amerikan ekonomisini okumak isteyen herkesin baktığı endeksler bunlar. Dow'un rekor üstüne rekor kırdığı bu 3 haftada, son 3. haftada 1938'den beri en büyük yükselmesini yaşıyor. Ama aynı süreçte, aynı 3 haftalık süreçte 16 milyon işsiz oluyor aynı ülkede. Dolayısıyla bu nasıl bir soru işareti, artık kendiniz yorumlayın. Bizi alakadar eden tarafı ne? Hem insan olarak hepimizi alakadar eden, netice itibariyle bu global ekonominin içindeyiz. Ama bu kanalı alakadar eden tarafı şu, ben biliyorsunuz bu kanalda Bitcoin özelinde değerlendirmeler yapıyorum. En önemli tarafı şu, şu anda Bitcoin küresel piyasaların rüzgarıyla halen hareket ediyor. Bir decoupling, yani bunlardan ayrılabilmiş değil. Pozitif korelasyon gösteriyor. Dolayısıyla önümüzdeki haftalarda gerçekleşecek satışlarda Bitcoin'in etkilenmemesini umuyoruz. Yani bu şok durumundaki sürece baktığımızda ciddi bir etkilenme söz konusu. Ama umalım ki ayrılsın. Ayrılmazsa, çünkü Bitcoin kendisine ithaf edilen fundamental değerlerin hepsinin dışına çıkmış olacak. Aslına bakarsanız yani biraz önce bahsettiğim maliyetler bile bunun önüne geçemez. Çünkü Bitcoin 2008 yılındaki krize alternatif bir finans sistemi enstrümanı olarak Satoshi Nakamoto tarafından geliştirildi. Bu ilk küresel sınavı ne olacak, hep beraber göreceğiz. Ama umalım yine finansal geleneksel piyasanın aktörleriyle aynı gemide hareket etmesin. Çünkü öyle hareket ederse bu işsizlik verileri Dow'da son 3 haftadır yaşanan sakız rally'e rağmen ciddi bir sell-off'la, satış rüzgarıyla devam edecek. Bunu görmek için makroekonomiden çok anlamaya gerek yok. Herkesin görebileceği bir şey bu. Birkaç hafta içinde bu satışlar bekleniyor. Umalım da Bitcoin decoupling'ini, yani ayrışmasını yapabilsin bu esnada. Bugünlük söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. İçeriğimi beğendiyseniz lütfen videonun hemen altındaki beğen butonuna tıklayın ve kanalıma abone olun. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum.